Merhaba değerli izleyiciler, sevgili Merdan Yanardağ ve bendeniz Emre Kongar. Size hoş geldin diyoruz, 18 dakika başlıyor. Yanıltmasın adı sizi, 45 dakika. Merhaba sevgili seyirciler. Önce 18 çarpı 2 yaptık talep üzerine. 36 dakikayı da aşıyoruz artık, işte en az 45 dakika. Evet. Buyurun hocam. Ve ben şahsen gayet mutluyum çünkü... Merdan Yanardağ'la birlikteydik daima bu dört soru dört yanıt diye yaptığımız Murat Taylan'la çok da güzel yaptığımız o programda Merdan Yanardağ'la birlikteydik. Aslında üçlü bir programdı ve ben hep zaten kendisiyle 18 dakika yapıyormuş gibi veya onun yazılarını da okuyarak bir günde sosyal medyada o yazılarını alıntılayarak, ondan esinlenerek bir takım yorumlar yaparak hep beraberdik. Ama şimdi o rage, nezaket, o yok, hayır hiç öyle değil. Yani bir defa şöyle, Tele1'e destek olmak bir görev. Çünkü Tele1 gerçekleri aktarıyor ve doğru bir yayıncılık yapıyor. Bu dönemde gerçekleri aktaran ve doğru yayıncılık yapan bir kanala destek olmak bir görev. Ama ondan sonra Merdan Yanardağ'la ilişkimize gelince o bir görev mörev değil. O zaten doğruları söylediği için o zorunlu olarak yaşamın normal akışı içerisinde benim yapacağım diye olay onun bir yazısından alıntı yapmak veya onun kitabına atıf yapmak ki siz içerideyken öyle de olmuş filan. O şey değil. O yani nezaket veya terbiye meselesi değil. O bir akademisyenlik görevi diyelim. Öbürü mesleki bir görev. Tele1'e destek olmak o başka bir şey. Çünkü bir iktidarla karşı karşıyayız ki hem tarihi saptırıyor, yozlaştırıyor, hem günceli saptırıyor ve yozlaştırıyor. Ben gelirken gene otomobilde canlı yayında dinledim. Yani fevkalade demokrat bir iktidar bizi yönetiyor. Bu otoriter ve baskıcı ve totaliter yahut otoriter diktatör muhalefet de işte koltuk sevdasında. Aynen, koltuklarının sevdasında. Bizi yönetenler de çok demokrat bir iktidar. Yani kendi kendime ister istemez düşündüm. Demek mesela Merdan Yanardağ'la Barış Pehlivan'ı muhalefet, yani CHP. Kemal Kılıçdaroğlu hapse attırdı. Efendim işte bu Osman Kavala ile Selahattin Demirtaş'ı... Çok özür dilerim hocam. Bir rejiye bir şey söyleyebilir miyim? Arkadaşlar tanklar Gazze'ye doğru ilerliyormuş. Canlı yayınlar, biz ortadan verebilirsiniz onları. Anadolu Ajansı geçiyor. Evet. Bir kara harekatını başlatma ihtimali var. Evet, hocam. Her an. Evet. Şimdi... Yani yaşadığımız gerçeği tamamen farklı anlatan, farklı algılatan, algılatmaya çalışan, buna paralel olarak geçmişi de bugünkü gerçeğin ideolojisine saptırılma ilkelerine uygun olarak yozlaştıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla... Bugünkü gerçekleri ve tarihi gerçekleri doğru aktaran, düzgün aktaran bir kanalın destekçisi olmak bir akademik görev. Onun dışında Merdan Yanardağ'ın yaptıklarına, çalışmalarına, yazdıklarına veya kişiliğine ilişkin şeyimin dostlukla falan bir ilişkisi yok. Benim söylediğim, yazdığım bir takım şeylerle bağlantılı olarak bazı konularda... Türkiye'de çok özgün bir biçimde Merdan Bey'le aynı şeyleri düşünüyoruz. Mesela bir tanesi 28 Şubat. 28 Şubat'ın hiç konuşmadan ikimiz de o zaman içinde, çünkü 1997 biz Merdan Bey'le tanıştık. Hocam 2017. Ayrı ayrı kitaplarda o aynı dönemde yazmışız. Yazmışız hiç. Evet, aynı dönemde. Olay Sovyetler Birliği çökmüş 1991'de. Türkiye bunu algılıyor 1997'de, 6 yıl sonra, ve diyor ki yani milli mutabakat veya milli güvenlik belgesinde kırmızı kitapta artık birinci tehlike komünizm değildir, irticadır diyor. Evet.
Ve eğitimi de laik bir biçimde düzenlemeye çalışıyor filan. Bizim mesela bu konuda işte teşhisimiz aynı çıktı. Daha büyük bir, daha önemli bir şeyimiz var. Her türlü sol açılım. Yani sosyal demokrasi, fırsat eşitliği, sosyalizm, komünizm ne varsa solda her türlü açılım cumhuriyetçilik üzerinde yükselebilir. Cumhuriyetçilik olmadan yükselmiyor. Yani şeyle, köylü kültürüyle, din, tarım toplumunda olmuyor bunlar. Bu konularda anlaşınca ister istemez tam bir girift bir biçimde bir düşünce birliği oluyor deyip gelelim Hamas Netanyahu olayına. Şimdi iki önemli olay var tabii. Birisi İsrail bu Hamas'ın beklenmedik ve başarılı görünen ve övünülen kendileri tarafından saldırısına... Yok, başarılı olmadığı anlaşıldı. Ama işte onlar övünüyorlar, çok övünüyorlar başarıyla. Danslar manslar var, kutlamalar var filan. Övünüyorlar ama şimdi çok fena durumlar olacak. Orada çok enteresan bir gözlenebilecek bir husus var. Hamas tarafındaki müttefikleri de İran, İsrail tarafındaki müttefikleri de Amerika. Gerçi Blinken geldi şeye, İsrail'e. Ya Blinken de çok önemli. Bir konuşmasında diyor ki ben diyor buraya Amerikan Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak geldim diyor. Adam gayet açık ve net. Bakın Blinken Amerikan Dışişleri Bakanı, Devlet Bakanı aslında. Ben diyor bir Dışişleri Bakanı olarak değil, aynı zamanda Yahudi olarak diyor filan. Neyse. Fakat hem İran hem Amerika bu savaşı yaygınlaştırmak ve alevlendirmek istemezken Netanyahu iktidarı bunu yaymak için her şeyi yapıyor. Önce Lübnan'ı bombaladı biliyorsunuz. Şimdi Suriye'yi bombaladı havaalanlarını. Havaalanlarını bombalıyor Suriye'nin. Daha önce Lübnan'ı bombaladı. Şimdi de kara harekatına giriştiğine ilişkin bilgiler var. Kara harekatı... Öğlen saatlerinden beri evet, var böyle bir şey. Kara yani. Harekatı, yani son dakika gelişmesi evet, değil ama... Evet, evet. Kara harekatı tam bir soykırım olur. Yani onu çok net olarak söylemek lazım. Çünkü 360 kilometre karede yaşayan 2,5 milyonun üstüne siz tanklarla falan giderseniz o tam bir soykırım olur, felaket olur. Fakat maalesef Netanyahu hükümeti bugün bir tarihçi profesör arkadaşım, sonra size söylerim kim olduğunu, ismini şimdi söylemeyeyim, izni yok. Selamı var size, telefon etti. Netanyahu için faşist diyor. Yani hiç o faşist Netanyahu diyor, aradığı fırsatı buldu. Ben zaten söylüyordum dedi. Hocam bana, Netanyahu ben aynı kanaatim. Netanyahu dinci faşist. Evet, evet. Yani çünkü Siyonist. Evet. Yani Yahudi şeriatçısı. Evet. Evet. Dolayısıyla dinci faşist. Evet. Yani ben dinci faşizm ya da İslam'a faşizm üzerinde çalıştığım için o konudaki şey örneklerden birini de İsrail'deki bu Siyonist hareket olarak düşünüyorum. Yani İspanya'daki falancistler gibi. Evet, tabii. Zaten beraber gidiyor. Şimdi o tarih çok önemli bir profesör arkadaşım. Diyor ki Netanyahu üzerinden Netanyahu'ya karşı soruşturmalar, yolsuzluk soruşturmaları başlıyor. Karşı darbe, karşı adım Netanyahu'dan ne yapıyor? Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlıyor. Ve çıkardı yasayı. Yani koalisyon, çünkü altılı koalisyon şeyde hakim, mecliste hakim, yasayı da çıkardı. Anayasa Mahkemesi'nin belli yetkilerini sınırladı. Şimdi bunun tabii onun yolsuzluk iddialarını soruşturanlarla, savcılarla, yargıçlarla filan nasıl bir sonuç olacak? Çok onu bilmek mümkün değil. Zaten o kadar ben İsrail'in iç hukukuna da hakim değilim. Türkiye'dekini bile zor izliyoruz. Ama böyle adam. Ve diyor ki bana telefon eden tarih profesörü, bugün işte İsrail, daha doğrusu Netanyahu, Hamas Netanyahu diye yazdım da şeyi, Cumhuriyet'te yazıyı. Yani bu bir Filistin, İsrail kavgası veya savaşı değildir. Bu bir Hamas'la Netanyahu'nun savaşıdır tezini işleyen bir yazı yazdım. Açmış, telefonu açtı. Çok haklısın diyor. Ben diyor zaten diyor bu savaştan önce kendi kendime diyordum ki Netanyahu bu durumdan ancak bir savaşla kurtulacak. Bir savaş çıkararak kurtulur derken
bu diyor Hamas'ın saldırı haberi geldi, tamam bu Netanyahu'nun kurtuluşudur dedim diyor. Şimdi dolayısıyla müttefikleri bile, yani İran'la Amerika bile itidalli tırnak içinde davranırken, gerçi Amerika bir filo halinde şeyle gidiyor, Gerald Ford uçak gemisiyle gidiyor ama hala itidalli. Blinken gidiyor, İsrail'de konuşuyor ama Blinken daha savaşın ikinci gününde İran'a saldırmazlığını haber verecek bir biçimde, elimizde somut kanıt yok dedi, İran'ın saldırıda emir veya komuta zincirinde veya somut silah ve mühimmat desteğinde bulunduğuna ilişkin kanıtımız yok dedi. Yani Amerika'nın oradaki savaştan dolayı İran'a saldırma olasılığını bertaraf etti, dışladı. Şimdi de gitti destek görüşmesi yapıyor. Netanyahu'nun tavrı çok ilginç. Amerika'ya diyor ki, Amerika yanımızda olduğu sürece korkumuz yok. Yani o dehşet verici bir biçimde yaptığı ülke içindeki faşizan tavrını Amerika'ya dayalı sürdürüyor. Bu arada belki önemli belki değil ama İsrail'li çok önemli yazarlardan Netanyahu'nun bu savaşçı ve Filistinlileri yok edici tavrına karşı çok ciddi eleştiriler geldiğini, dünya kamuoyuna ciddi Yahudi yazarların Netanyahu'yu eleştirerek mesajlar verdiklerinde kaydedelim diyelim sevgili Yanardağ. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bugün öğlen saatlerinden beri bir karar harekatı yapılacak mı yapılmayacak mı beklentileri var. Yani biz bunu öğlenden beri izliyoruz ve akşam ya da geç saatlerde gece bir kara harekatı yapılır mı onu bilemiyorum. Ama hava harekatları ve birçok operasyon, bombalama genellikle gece yarısı ya da sabaha karşı gerçekleşir. Tabii savaşlar bunlar yeni nesil savaşlar bir de. İsrail çok ileri teknoloji kullanan ülkelerden biri. Şimdi dediğiniz doğru, başlangıçta Hamas saldırısının, yani Hamaslıların 2000'e yakın Hamas militanının ya da savaşçısının İsrail sınırını aşıp sivil ya yani kentlere girmesi bir başarı gibi sunulmakla birlikte çok kısa süre içinde bir bozguna uğratıldılar. Orada bir başarıdan çok bir kışkırtma var. Yani şu ortaya çıktı. Siyasal İslamcı bir hareketin bir halka, bir topluma, bir ülkeye, bir ulusa önderlik edemeyeceğini, küçük dinci ya da dinsel çıkarlar, örneğin eğer İslamcı hareketten söz ediyorsak küçük şer'i çıkarlar için bir ulusun tamamını feda edebilecek, onun imhasına yol açabilecek tutum ve davranışlar içinde olabileceğini ortaya koyuyor. Şimdi esas olarak dünya kamuoyunda Filistin davasının bu kadar yara almasının bir nedeni var. Hamas girdiği zaman önce sivil hedeflere saldırdı. Ya bir müzik partisine, bir dans partisine, ya bir müzik festivaline saldırıp oradaki insanları öldürmeyi hiçbir kimse hiçbir biçimde açıklayamaz. İkincisi, İsrail'in başında devleti ele geçirmeye ve dönüştürmeye çalışan bir dinci faşist parti var, hareket var. Netanyahu hareketi. Netanyahu oradaki diğer ırkçı ve faşist küçük partilerle ittifak halinde. Bizim Cumhur İttifakı'na çok benzer bir yapılanma var orada. Nasıl ki Cumhuriyet'in imha edilip yerine yeni bir rejim inşa edilmeye çalışılıyor, Netanyahu bunu yapıyordu. Şimdi ben bu saldırının zamanlamasının hiçbir biçimde kimse tarafından, Filistin davasını, Filistin halkını savunan hiç kimse tarafından açıklanamayacağını düşünüyorum. Doğru. İsrail halkı aylardır Netanyahu'ya karşı meydanlarda bir direniş içindeydi, değil mi hocam? Tabii, tabii. Çünkü Netanyahu devleti ele geçirmek, yüksek yargıyı ele geçirmek ve kendisine bir yargılanamazlık zırhı oluşturmak istiyordu. Yani değerli seyirciler, bir anayasa değişikliğiyle Netanyahu ve yargı yasasındaki değişiklikle iktidarda Siyonist iktidar İsrail'deki Netanyahu'nun, yani hükümet üyelerinin yargılanma dokunulmazlığını oluşturmaya çalışıyordu. Hiçbir şeyle, yani nasıl ki velayeti fakih hukuku vardır İran'da, Şia teolojisinde. Hani imamlar masum sayılır ve onlar çünkü
Mehdi'nin kayıp imamın şeyidir, velayetini taşırlar ve hiçbir davranışları, iş, eylem, tutum, kararları nedeniyle suçlanamazlar ve yargılanamazlar. Ebedi masumdur. Bu teolojik bir yaklaşımdır. Benzer bir yaklaşım Siyonizm'de de var. Netanyahu kendisini böyle bir yere koyduğu için anayasayı ve ceza yasasını ve yargı sistemini değiştirerek bir yargılanamazlık zırhı oluşturmaya çalışıyor. İsrail artık, ama bunun arka planı şu. İsrail devletini tamamen ele geçirmek ve dönüştürmek. Zaten önemli ölçüde dinci bir karakter taşıyan İsrail devletini tamamen bir faşist bir devlet haline getirmeye çalışıyor. Fakat İsrail'in önemli bir barışçı potansiyeli de var İsrail halkının. İsrail halkının milyonlarca insan buna aylardır direniyor hocam. Bu direnişin de berhava edilmesine, önemsizleştirilmesine, yok edilmesine yol açtı. Onlar şöyle düşündü, öyle anlaşılıyor ki şöyle düşündüler. Ben öyle bakıyorum. Ya İsrail'de bir kriz var, bir devlet krizi var. Netanyahu anayasayı değiştirmeye çalışıyor. Halk buna karşı, muhalefet bunlara karşı. Netanyahu yönetmekte güçlük çekiyor. Bunlar doğru. Netanyahu yönetmekte güçlük çekiyordu. Ama şimdi hiçbir güçlük çekmiyor. Hiçbir güçlük çekmiyor. Hamas'ın, dünyanın önemli bir kısmı tarafından terör örgütü kabul edilen Hamas'ın, Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü sayıyor örneğin. NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri terör örgütü sanıyor. Sayıyor, sanıyor demiyorum. Öyle ki AKP Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bile İsrail Devleti'ne dedi ki Netanyahu yönetimine, siz Hamas gibi aynı yöntemleri kullanırsanız sizi de bir terör örgütü, hatta o terör örgütü de demedi, daha yumuşak bir ifade kullandı. Size de bir örgüt, devlet değil, örgüt muamelesi yaparlar. Kimse arkasında duramadı. Ya İsrail'deki antifaşist mücadeleye zarar veren, antifaşist mücadeleyle yani demokratik muhalefetle bir ilişki, bir rabıta, bir bağlantı kurmak yerine onu önemsizleştiren ve onun gücünü kıran faşistlerin ve İsrail milliyetçiliğinin inisiyatifini ve gücünü artıran bir silah sundu ellerine. Savaş hali ilan etti ve savaş hukuku geçerli şimdi. Mümkün değil hiçbir gösteri yapmanız. Vatana ihanetten yargılama hakkına sahipler. Savaş ilan ettiler çünkü. İktidara karşı hiçbir biçimde demokratik bir direnişi gerçekleştirmeniz mümkün değil İsrail'de. Hamas böyle bir faciaya yol açtı. Şimdi ve fakat onunla hemen size veriyorum hocam. Ama rica ederim. İsrail'in, çok iyi anlatıyorsunuz. Hayır, İsrail'in, evet. İsrail'in Hamas'ın bu ne diyelim akılsız, amaçsız, hedefsiz, sivil ölümlerine yol açan bu operasyonu ya da harekatı karşısında İsrail savaş mahkemelerini kaldırdı. Değerli seyirciler, savaş mahkemelerinin kaldırılması şu. Siz de kadın çocuk öldürebilirsiniz, yargılamayacağız ya, siz demek. Bakın, ben bugün sabah saatlerinde haber merkezimizde bir toplantı yaptım. Dedim ki yani bu savaşta kullanacağımız kavramlar, izleyeceğimiz yayın politikası ve tutum ne olacak? Orada bu savaş mahkemelerinin kaldırılmasının, bizde divanı harp diye bilinen, harp divanı demek, yani savaş divanı demek, savaş mahkemesi yani. Bir anlamı var. Siz savaş hukukunu çiğneseniz bile, çocuk, yaşlı, kadın ve sivil öldürseniz bile sizi yargılamayacağız. Merak etmeyin demektir. Bütün sınırları kaldırdık dedi. Yani savaş ahlakına ve hukukuna uymayacağız. Gerekçesi ne? Çünkü onlar uymadılar. Onlar sivilleri öldürdüler, kadınları öldürdüler, çocukları öldürdüler vesaire. Şimdi tabii ki birçok habere temkinli yaklaşmak lazım hocam. Dün de söyledik. Mesela o çıplak teşhir edildiği söylenen kadın, oysa o müzik festivalinde mayoyla, bikiniyle eğlenen, dans eden bir kadın ve orada açılan test sonucu ölüyor. O aslında hastaneye götürülüyor. O nedenle de şey, ama ambulanslar olmadığı için, bulunan her araçla götürüldüğü için kamyona konmuş. Yani orada bir teşhir yok. Öyle anlıyorum. Zaten insan aklı ve mantığı kabul etmiyor. Yalanlar var. İşte çocuk hastanesinin basıldığı, hastanenin basıldığı ve yeni doğan Yahudi anne babadan doğan bebeklerin boyunlarının kesildiği, boğazlarının kesildiği iddia etti. Bunlar yalan edildi. Bir çocuğun öldürüldüğü, 11 yaşındaki bir çocuğun boğazını kesilerek öldürüldüğü iddia edildi. Dün de değindim buna. Bu da yalan, tam tersine. O çocuk, o görüntü IŞİD tarafından öldürülen bir İsrailli değil. IŞİD tarafından öldürülen bir Filistinli çocuk, Müslüman. Niye öldürülüyor biliyor musunuz? Esad yanlısı diye. Gördünüz mü İsrail kimi bombaladı? Hocam biraz önce değindi.
Şam ve Halep havalimanlarını bombaladı. Çünkü İsrail'le savaş hali resmi olarak devam eden tek Arap İslam ülkesi Suriye. Kim saldırdı Suriye'ye? Küresel cihatçılar. Kiminle birlikte saldırdılar? Amerika Birleşik Devletleri ile. Onlara kim destek verdi? İsrail. Peki Şam yönetimine, Esad'a ilk ihanet eden kimdi? Halit Meşal şeydeydi, siyasi lideri Hamas'ın. Şam'daydı siyasi sığınmacı olarak. İlk o terk etti ve ihanet etti. Çünkü siyasal İslamcılık aynı zamanda mezhepçiliktir. Tarikatçılıktır, cemaatçiliktir. Kendi aralarında anlaşamazlar. Türkiye'deki tarikatlerin bu kadar çok olmasının sebebi bu. Tarikat doğru yol demektir. Tanrı'ya ulaşılan yol demektir. Tarik. Yol değil mi hocam? Tarik, tabii. Tarik yol. Bu kadar farklı yol olabilir mi? Ama yüzlerce evet, var. Yüzlerce. Yüzlerce var. Tarikat, yüzlerce şeyh var. Peki. Irak ve Suriye'de yaşanan ne? Müslüman Müslümanı ölüyor, öldürüyor. Her iki tarafta tekbir getiriyor. Ya bu bir sefalet, bir zavallılık, bir ilkellik, bir geri kalmışlık, bir orta çağ arızasıdır bu. İşte o çocuğu, o Hamaslılar bir Yahudi çocuğun boynunu kesiyor dedikleri görüntü tam tersine. Filistinli bir Müslüman çocuğun boynunu IŞİD kesti. Boğazını keserek katletti, öldürdü. Dolayısıyla böyle yalanlar da var. Antır parantez, bunları söyleyip bir kenara koyarak şöyle bağlayacağım. İsrail bu sınırları kaldırarak, İsrail'in dinci faşist yönetimi, Siyonist yönetimi şu anda Gazze'de Hamas'ın yaptığının kat kat üstünde bir sivil katliamı yapıyor. Hedef gözetmeksizin ateş ediyor çünkü. Ben bugün arkadaşlara söyledim. Orada görev yapan Anadolu Ajansı, bir Türk vatandaşı, bizim ajansımız, milli bir ajanstı bu. Onun kardeşi ya, abisinin yanında oraya gitmiş ya, ziyaret etmiş ya bir şey. Onun da evi bombalandı. O görüntüleri arkadaşlar verebilirler. Enkaz altındaki kardeşinin, ölen kardeşinin elini öpüyor defalarca. Ölen çocuklarını enkazdan çıkartıyorlar. Bu bir vahşettir. Bu Siyonist bir vahşettir. Dinci faşist bir vahşettir. Eğer sizin karşınızdakini siz terör örgütü diye nitelendiriyorsanız, o örgütün şu ya da bu şekilde denetim altına aldığı ya da hükmettiği sivilleri aynı yöntemle öldüremezsiniz. Eğer bir terör örgütünün yöntemlerini kullandıysanız size devlet denmez. Devlet farkını ortadan kaldırıyorsunuz. Devletleri bir terör örgütünden ayıran en önemli ölçü, parametre hukuktur, yasadır. Mahkemeleri kaldırmışlar hocam. Savaş mahkemesini kaldırmak demek, ben savaş suçu işleyeceğim demektir. Savaş suçları nedir? Kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmek, tecavüz, taciz, her şey var. Yağma, yakma, vahşi bir şekilde öldürme. Böyle bir şey olabilir mi? Yani dünyadaki... tabi buradan bir antisemitik, yani Yahudi düşmanlığına da savrulmaya karşı uyarmak lazım toplum. Buyurun hocam. Evet, şimdi bu olayı iyi... Hocam siz iyi anlatıyor deyince ben de hani aldım yürüyorum. Yok, gayet iyi, gayet iyi. Hayır, bence keşke biraz daha, ne kadar yok, istersen buyurun. Hocam, bütün buyurun. Ayrıca da 101 gün borcumuz var size. Estağfurullah. Öyle de bir durum var. Gerçi 101 günün hepsi hafta işi gün değildi. Yani 18 dakika günü değildi ama olsun. Yani gerekirse ona da bakarız. Size çok borcumuz var bizim. Yani. Estağfurullah hocam. Şimdi istediğiniz kadar. Ayrıca da çok güzel anlatıyorsunuz. Şimdi değerli izleyiciler... Bu güzel teorik, özellikle antisemitik Yahudi düşmanlığına, bu işin savrulmamasına ilişkin Merdan Bey'in çok doğru uyarısından sonra ben sizi olayın çok temelinde yatan tarihsel tortuya götürmek istiyorum. Birikime, neden bu böyle oluyor? Şimdi bakın, o alan Yahudilerin din kitaplarına filan göre... Onlara adanmış bir yer. Kenan, Menan, işte oralar. İşte Firavun geliyor, bunlar kaçıyor. İşte Musa şeyini, asasını suya batırıyor. Kızıldeniz ikiye ayrılıyor. Yahudiler kaçıyor. Exodus diye şeyde, dinde filan, yani böyle şey gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan öyküler gibi, onların da din kitabında Yahudiliğin nasıl
Firavunlar döneminde, Mısır döneminde zulme uğradığı, nasıl çıktığı, nasıl dünyaya dağıldığı filan ve o arada işte kutsal topraklarda şu anda İsrail'in içinde bulunduğu topraklar. Bakın görüntüde biraz evvel Merdan Dağ'ın söylediği Anadolu Ajansı'nın Kudüs temsilcisi, muhabiri, ölen o elini öptüğü kardeşi. Küçük kardeşi. Evet, yani dehşet verici. Çocuk yani, o bir çocuk. Zaten elinden vallahi belli. Benim eşim ağladı ya. Bunu seyrederken ağladı. Hocam ben yani şey yapamadım, izleyemedim, dayanamadım evet, yani. Bu şey. Olamaz böyle bir şey. İşte çocuklar kaldırın tamam yeter gördük yani. Şimdi tarihsel ve dinsel olarak bir defa Yahudiler, İsrailliler, Yahudiler. Biliyorsunuz orada din, devlet, ırk birleşiktir. Yani Yahudi kültürü tek tanrılı dinlerin ilk kültürü. Önce Yahudilik geliyor, sonra Hristiyanlık geliyor, sonra Müslümanlık geliyor. Hatta işte dini kitaplara göre, tarihe göre Hazreti İsa'yı güya Yahudiler çarmıha geliyor filan. O yüzden bir aralarında böyle bir husumet var. Ama ayrıca da İncil dediğin zaman Judo-Christian, bir yandan Tevrat, öbür taraftan İncil, ikisi beraber birçok kilise tarafından da savunuluyor filan. Öyle bir karmaşık hem aşk hem nefret ilişkisi var Yahudilikle Hristiyanlık İsa arasında. İsa'nın ilk dininin Yahudilik olduğu söyleniyor. Evet, yani ayrıca İsa'nın... Çok da yanlış değil. Tabii, gerçeklere tabii, uygun. Tabii. Ayrıca da başka bir şey daha var. İsa'ya çarmıha gelenler de Romalılar yani. Ne kadar Yahudiler olduğu da o ayrı bir mesele. Üstelik el yıkama hikayesi filan var. Yani dehşet verici zulümlerle dolu bir tarihtir dinler tarihi. Dinler tarihi, İslam tarihi de öyle. Yani Fatımiler geliyor, Müslüman İslam halifesini hapse atıyor. Yine Fatımiler geliyor, Şiiler Müslüman'a İslam halifesinin gözlerini oyuyor. Yani filan. Şimdi bu dinler tarihi ve din adına yapılan şeyler. Çünkü o sırada din siyaset, siyaset de din egemenlik savaşı. Her şey mübah. Allah, Allah dedin mi gidiyor. Yani bu aynı bizde şey. Bizde yedi kule zindanlarında boğdurulanlar var hocam. Tabii. Halife ise. Ya korkunç şeyler biraz var. Halifelikleri yani. Tartışmalı tabii, ama olsun. Tabii. Şimdi o bağlamda baktığınızda bir defa İsrail'in kökleri kendi din kitaplarına dayanan bir coğrafyada oluyor. Yani bugün İsrail'in olduğu yer. Yani filan. Şimdi bir o. İki. Ta binlerce yıldan, kaç yüzyıldan, 1940'ların 45-46'ya kadar, 46 diyorum, 47'de çünkü bir karar var. 46'ya kadar İkinci Dünya Savaşı'nda bu Yahudi ile, Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki dindi, mezhepti falandı filandı kavgası faşizmin ve nazizmin düşman yaratma ideolojisine uygun olarak uygulanıyor ve yani genellikle kabul edilen sayıya göre 6 milyon, bir abartmaya göre 10 milyon, bir başka şeye bakarsanız, bir ülkeye bakarsanız, hadi adını söylemeyeyim, hiç yok yalan filan denen ama tabii belgeli, gayet belgeli, bilgili, her türlü şeyi olan, bilimsel, tarihsel belgeleri olan bir katliam yapılıyor Hitler tarafından ve sadece Almanya'da değil maalesef Almanların işgal ettikleri bütün diğer ülkelerde de oluyor. Hatta o ülkelerdeki Hitlerciler veya işte faşistler, Naziler filan tarafından o ülke yöneticileri tarafından da o ülke vatandaşları olan Yahudilere yapılıyor. Şimdi onları da saymayayım. Bu korkunç bir katliam. Bu bir insanlık suçu. Bunun lamı, cimi, yani gerekçesi, affı filan yok. Bir insanı sadece bir dininden, imanından, bir yayından, anasından, babasından, yani geldiği yerden dolayı veya inancından dolayı oradan gelmiyor bile olsa yok etmek, insan saymamak ve yok etmek. O inancı yok etmek. Yahu bakın değerli izleyiciler, şimdi size bu evlerinizde sıcak yuvalarınızda işte sevgili Merdan Yanardağ evet 101 gün hapiste kaldı ama çakı gibi taş gibi karşınızda konuşuyor. Ben işte bilmem yaşının ileri safhalarında falan böyle size bunları anlatan bir adamım. Düşünün
Bunları yok etmek için, bunları yok etmek için banyolardaki duşlardan öldürücü gaz veriyorlar, sizi yıkanmaya götürüyoruz diye. Cesetleri yok etmek için öyle bir fırın sistemi kuruyorlar ki, bir makaralı sistem, cesedi koyuyor, yükseliyor. Koyuyor, yükseliyor. Koyuyor, yükseliyor, yukarıda fırına atıyor. Ona özgü, sırf bu katliama özgü bir teknoloji geliştirdi. Evet, ben, yani yok etmek için... Ben Münih'tekini gittim, gördüm, evet, gezdim. Yok etmek için, bir ırkı yok etmek için özel öldürme teknikleri oluşturuyorlar. Özel kamplar oluşturuyorlar. O kamplarda özel teknikler... Batı bunun kefaretini ödüyor. İsrail'in bütün suçlarına göz yumarak o günahı ödüyor. Ha, şimdi oraya geleceğim işte. Bu ortaya çıkınca, bu ortaya. Ha, bu arada Alman halkı da benim hep, yani o konuda girin lütfen Kongar.org'a bakın, yazı yazdım. Yani Nazi çılgınlığına nasıl Almanlar kurban edildi diye. Efendim seçilmiş büyüklerimiz görmezden geliyor. O fırınların dumanları tütüyor, fırınların dumanı tütüyor, onu görüyor Alman ama anlamıyor. Bir anlamıyorduk diyor. Neden? Çünkü Hitler seçilmiş. Çünkü seçilmiş her şeyi yapar. Bak, demokrasinin en büyük ayıbı. Seçilmiş her şeyi yapar. Demokrasinin en büyük yanılgısı. Yani seçilen herkes mutlak iyi, doğru. Yok öyle bir şey. Ve tarihen haklı. Hayır, demek değil. Yok öyle bir şey. Seçilmiş sadece ve yalnızca temel hak ve özgürlüklere değinmeden, onları bozmadan eylem ve söylem yapabilir. Ancak temel hak ve özgürlüklere saygı duyarak, anayasa mahkemeleri onun için var. Her kim ki anayasa mahkemesinin yetkilerini sınırlıyor, o bu temel hak ve özgürlüklere saygısız demektir. Demokrasiye saygısız demektir. Hangi ülkede olursa olsun. Hitler'in yaptığını Netanyahu yapıyor. Evet, şimdi aynı yerden gelelim. İkinci Dünya Savaşı bitip de bu felaket, bu çılgınlık ortaya çıkınca insanlık bir daha savaş olmasın diye Birleşmiş Milletleri kuran insanlık bu suçu, bu katliamı, bu insanlık suçunu bağışlatmak için Birleşmiş Milletler'in önerisiyle bir zamanlar Osmanlı toprağı olan, sonra Birleşik Krallığa yani İngiltere'ye devredilmiş olan Filistin bölgesinde bir İsrail devleti kurulması önerisinde bulunuyor. Öneride bulunulabilmesinin sebebinin başlangıcı o şeref Abdülhamit'e ait. İlk defa Abdülhamit Osmanlı egemenliğinde olan Filistin topraklarındaki arsa satışlarına izin veriyor. Abdülhamit'ten başlayan arsa satışları, arsa alımları bir Filistin devleti rüyasıyla ki Siyonizm oradan Uyduruk dizide bunun tam tersini, Payitaht dizisinde bunun tam tersini iddia ettiler. İlk yol açan, yol veren Abdülhamit ya. Tabii, Abdülhamit belgeleri var. Rothschild'lere, Amerikanca, İngilizce Rothschild'lere filan. İşte oradan gidiyor. Ve sonra sürekli sattılar devam ediyorlar. Sattılar yani o toprakları. Evet, sürekli arsa almaya Yahudiler devam ediyorlar. 40'ların sonuna doğru gelindiğinde %5 civarında filan orada toprakları var. Fakat bu korkunç katliam, bu korkunç insanlık suçunun yüküyle, vicdani yüküyle gene insanlık adına bir örgüt kurulduğu için Birleşmiş Milletler İsrail'in de bir devlet sahibi olmasını düşünerek bir öneride bulunuyorlar. Bu bir öneri. Bu öneri İsrailliler tarafından, İsrail'i temsil eden bütün örgütler tarafından kabul ediliyor. Arap liderler tarafından kabul edilmiyor. 47. 48'de İsrail kendi başına orada özel ve bağımsız bir İsrail devleti ilan ediyor. Olay bu. Bunu, bakın şimdi bunu o bölgedeki bütün büyük nüfusu teşkil eden Arap devletleri kabul etmiyor. Kabul etmiyorlar. Bak 48 o devlet kabul edilmiyor, tanınmıyor. Türkiye kabul ediyor. Türkiye kabul ediyor. Onu tanıyor. Araplar kabul etmiyorlar. Savaş.
İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri. Evet. Ülkedeki sağcı iktidarlar ilk tanıyanlardan biri. Savaş, savaş, savaş. 6 gün savaşı, bilmem kaç gün savaşı. Tabii İsrail bir çevresi kendisini tanımayan düşmanlarla çevrili olduğu için bir savaş devleti olarak kuruluyor. Hiç yani. Ayrıca başka sosyalist uygulamaları var. Kibbutz diye bir şey var filan. Onlar çok uzun sosyolojik şeyler. Ben aile sosyolojisi yaptığım için özel olarak onu irdeledim, inceledim. Şimdi lafı uzatmamak için girmiyorum oraya. Kibbutzlar hala İsrail'de var. Aile yerine geçen bir takım şeyler. Kooperatif sistemi, Sovyetler Birliği'ndeki kolhozlara benziyor. Kooperatif ve korporatif filan, evet. Böyle karışık, evet. Bir şey ama aile yerine, anne baba yerine geçiyor filan. Neyse. Şimdi esas olarak ondan sonra Enver Sedat Mısır başkanı olarak, devlet başkanı olarak İsrail'in varlığını Camp David'de Clinton döneminde kabul ediyor ve anlaşma imzalıyor. Ve kendisine Nobel Barış Ödülü veriliyor. Ve katlediliyor. Ve katlediliyor. Katleden bir subay, ilişkisi Müslüman. Clinton kardeşi. Dönemi değil de Jimmy Carter dönemi olması lazım hocam. Bakarım, evet. Evet, doğru. Hayır, Clinton olur mu ya? Tabii, bakarım. Şimdi birazdan sonra, çok özür dilerim. O biraz daha yani, geçmiş bir... 80'lerin başlarında. Evet, onu... Ben bakarım hocam. Evet, lütfen. Hayır, yarınki yazımda var zaten. Cumhuriyete bunları yazdım. Şimdi, ve katlediliyor. Ve katlediliyor. Neden? İsrail'i tanıdığı için katlediliyor. Sonra İran'da işte Hümeyni falan. Şimdi Araplara ek olarak Hümeyni de İsrail'in varlığını kabul etmiyor. Şimdi değerli izleyiciler, bakın bir ülke, bakın Atatürk'ün büyüklüğünü falan buradan anlayın. Yahu Atatürk bu Batı'yı yani Yahudileri soykırıma... Evet, Camp David Jimmy Carter döneminde 17 Eylül 1978'de Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menachem Begin arasında ve Jimmy Carter'ın gözetiminde, onun da imzası var anlaşmada, Camp David. 78. 81'de de evet. Sadat gidiyor. Camp David şeyin bir... Amerikan tatil, başkanlarının tatil yeri. Tatil yaptığı yer. Ama böyle şeyleri... Bir kamp. Evet, Camp David'de yapıyor uzlaşmaları. Devlet kampı, bizde de kamu kuruluşlarının kampları vardır ya, öyle bir şey. Ve şeyde de tatil çok kampları. Ünlü, bu İsrail-Filistin anlaşmazlıklarında hep orada bunları uzlaştırmaya çalışıyor Amerikan başkanları. Ve işte aşırı ögeler burada ortaya çıkıyor. Bir subay, Müslüman kardeşler bağlantısı olan bir subay Enver Sedat'ı, Sedat'a bir suikast düzenliyor ve öldürüyor. Daha önce Enver Sedat bu Camp David anlaşmasından dolayı Nobel Barış Ödülünü alıyor. Galiba Ben Gurion o sırada şeyin başında. Ölüm fetvasını veren de Müslüman Kardeşler Örgütü'ne bağlı Kör İmam diye bilinen İmam Ömer ya İmam. Ya sizinle program yapmak çok güzel bir şey ya. Yani bak işte yani Müslüman Kardeşler bağlantısı diyorsun. Merdan Bey tak diye şeyi söylüyor. Kim fetva verdi diye. O tabii çünkü onun alanı dini, din ve siyaset. Yani olay böyle bir şey. Müthiş her iki tarafında aşırıları, faşistleri ve kökten dincileri karşı tarafı şeytanlaştırıyor ve her türlü yakınlaşmayı yok sayıyor ve adamı yani suikastla Ömer Sedat'ı öldürüyorlar. Ama orada tabii Amerika'nın rolü, İsrail onun uzantısı olduğu için onu güvenceye almak, Arapların onu tanımasını sağlamak ve savaşı durdurmak, ya barış yapmak istiyor. Barışçı olduğu için değil, İsrail'i güvenliğe almak için istiyor barışı. Amerika'nın rolü evet, o. Hocam. Tamamen o. Yani Amerika, Orta Doğu'da İsrail-Filistin savaşından dolayı barıştan yana. Ama ondan sonra gidiyor Irak'ı işgal ediyor, Suriye'yi bilmem ne yapıyor filan. Ama öbür tarafta sırf İsrail'i güvenliğe almak için o Filistinlerle olan savaşı durdurmak istiyor ki oraya bir şey. Şimdi böyle bir ortamda Hamas'ın Netanyahu'ya saldırmasının hiçbir manası, hiçbir anlamı yok. Çünkü İsrail zaten
varlığı kabul edilmediği için bir savaş devleti ve Gazze'de işte hep söylüyorum 4-5 veya 5-10 kilometre bir kısa dikdörtgenin şeyi kenarı 10 kilometre kadar da uzun kenarı bir yerde 360 kilometre karede 2,5 milyon insan. Buradan neye saldırıyorsan saldırıyorsun. 20 tane bilmem İsrail karakolunu basıp 200 tane İsrail askerini öldürsen ne yazar? Suyun oradan, elektriğin oradan, yiyeceğin oradan, ilacın oradan. Nitekim kesti hepsini filan. Yani akıl sır erdirilecek bir olay değil ve sonunda hem yolsuzluk yapmış olan, hem anayasayı değiştiren, hem Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini sınırlayan aşırı sağcı, faşist Netanyahu'nun iktidarı güç kazandı kardeşim bu savaşta. Sonuç budur. Şimdi bu konuyu yeterince ya konuşacağız daha enine boyuna değerlendirdik. Şimdi gündemimizdeki diğer konu bir Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kongreler süreci ve büyük kurultay. Çok özür dilerim. Değerli seyirciler bir salgın var ve daha toparlanamadık. Ben Ali Mahir Başarır'ın bugün yaptığı basın toplantısında dünkü sözlerinin hedefinin Cemal Can Polat olmadığını, başka bir konudan söz ettiğini ama böyle anlaşıldığını belirterek özür dileyip düzeltmesini önemli görüyorum. Parti içindeki bir barış ve daha demokratik bir yarış açısından da önemli bir girişim olarak görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu da milletvekilleriyle görüşerek, parti örgütleriyle görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kurultaya, büyük kurultaya götürüyor. Kurultay önemli. Türkiye'nin gidişi bakımından önemli. Dün üzerinde yeterince duramadık. İyi Parti'nin çok büyük bir kendisine bağlanan umutlara giderek sırtını dönen ve iktidara yanaşan bir tutum içinde olduğunu gözlemliyorum bu dönemde. Bir kez daha altını çizerek uyarmak istiyorum bunu. Değerli seyirciler ben şöyle düşünüyorum. İyi Parti ve Meral Akşener liderindeki İyi Parti ve İyi Parti yönetimi CHP'nin bu seçimlerde başarısız olarak çökmesini ve onun bıraktığı boşluğu kendisini doldurarak ana muhalefet partisi olmasını hedefliyor. Öyle anlaşılıyor. Fakat burada harcanan, burada malzeme Türkiye, burada harcanan halk olacaktır. Bu tam anlamıyla eğer siyasal bir öngörüsüzlük değilse, siyasal bir sorumsuzluk değilse bir kere böyle bir çöküşün gerçekleşmesi son derece zor. Çok güçlü ve köklü örgütleri olan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi ve onun karşısında yani Cumhur İttifakı'nın karşısında iyi partisiz genel bir ittifakı kurmak hiç de zor değil. Halk birleşecek. Olabilir tabii. Halk birleşecektir. Yani Yeşil Sol Partisi ile, Sosyalist Partileri ile, diğer demokratik sağ partilerle bu İslamofaşist dediğimiz yani dinci faşist bloka karşı bir blok, demokratik bir bloğun oluşması kaçınılmazdır. Ben İyi Parti'ye, İyi Parti'ye oy veren yurttaşlarımızın dikkatini bir kez daha çekmek istiyorum. Türkiye'nin yıkılması, Türkiye'deki demokrasinin yitirilmesi, Türkiye'de totaliter bir rejimin kurulmasını göze alarak bir başarı peşinde koşmak, en hafif deyimle siyasal sorumsuzluk, giderek ucu bu halka, bu millete, bu ülkeye ihanete doğru açılacak. Tırnak içinde bu tabii. Yani küçük siyasi hesaplara halkı ve bu ülkeyi feda etmek anlamına gelecektir. İhanete doğru açılan bir yanı da vardır. Ben İyi Parti ve İyi Parti yöneticilerinin kuşkusuz bu halka ve ülkeye ihanet edeceğini düşünmüyorum. Yani bunu subjektif olarak böyle bir niyetlerin olduğunu düşünmüyorum ama küçük siyasi hesapların ve hırsların objektif sonuçlarının bu yıkıcılığa kadar ulaşabileceğine dikkat çekmek istiyorum. Ben o bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultay sürecinde tarafların bu sorumlulukla hareket etmesinin büyük önem taşıdığı kanaatindeyim hocam. Yani Türkiye'nin ve geleceğin sorumluluğunu alan ama bundan önceki çizgisini mutlak bir biçimde gözden geçiren bir tutum takınması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'i savunamadı. Cumhuriyet'in kazanımlarını savunamadı, laikliği savunamadı, bütün bu mevzileri, demokratik mevzileri yitirdi. Biraz önce konuştuğumuz Netanyahu kendisine yargıyı ele geçirme operasyonu yapıyordu. Hocam yetmez ama evet sloganıyla ünlenen 12 Eylül 2010 referandumunda o yapıldı zaten. Tabii. Yapılan oydu. Yargıyı ele geçirirsiniz siz, bir dokunulmazlık zırhı oluşturursunuz. Ve rakiplerinizi yok edecek bir yargı silahı oluşturursunuz. Bir polis ekibi, ayarlanmış bir savcı, özel atanmış bir mahkeme birçok işi görür. Ergenekon
davaları, Ergenekon ve türevi olan davalar sürecinde yaptıkları bu oldu. Türkiye'nin ilerici, demokratik, işte cumhuriyetçi muhalefetinin önemli bir kesimini, daha çok cumhuriyetçi muhalefetin önemli bir kesimini o süreçte tasfiye ettiler. Bu sorumlulukla yaklaşacaklarını düşünüyorum hocam. Evet. Buyurun. Şimdi çok önemli bir husus var. İki gündür, üç gündür veya işte hafta başından beri, bugün Perşembe herhalde değil mi? Dört gündür. Perşembe. Savaş ve CHP ile uğraşıyoruz. Bu arada toplumun dincileştirilmesi, evlatlarımıza anlamadıkları dilde duaların ezberletilmesiyle, üstelik bu dogmatik bir eğitimle, ezberci bir eğitimle, dinciliğin, dinci eğitimin baskıyla, zorla kabul ettirilmesi yolunda yeni adımlar attı iktidar. Zaten din dersleri mecburi anayasaya göre, ona ek olarak bir takım din bilgisi, işte efendim ahlak bilgisi filan adı altında tarikatların kurduğu dernek ve vakıflarla Milli Eğitim bir takım protokollar imzalayarak bunlara bir takım dersler verdiriyordu. Şimdi Diyanet işleriyle de bir takım anlaşmalar imzalanarak imamlar bu derslere sokulmaya başlandı. Yetmedi, gene çevre duyarlılığı filan adı altında bir takım dersler icat edildi. Yetmedi, bir takım gruplara böldüler bu dini tarihe, dini inançlara ve tekrar ediyorum manasını anlamadığı dualarla ibadet olayına tekrar geri dönüldü ve o üç ayrı grupta belirlenmiş olan bu tür dersleri daha önce büyük ölçüde seçmeliyken şimdi onların içinden en az iki tanesini içeren bir grubun zorunlu olarak seçilmesi gerekliliği tebliğ edildi bütün okullara. Yani inanılmaz bir biçimde bakın bütün devlet okulları imam hatip haline getiriliyor. Bütün devlet okulları. Yani imam hatip eğitimini bütün Türkiye'deki milli eğitimin temel ilkeleri, temel müfredatı haline getirmeye çalışıyorlar. Çok önemli bir adım atıldı. Üstelik buna Milli Eğitim Bakanlığı'nın hocaları da yeterli olmadığı için Diyanet İşleri Başkanlığı'yla ve o bile yetmeyeceği için daha geçen yıldan, iki yıl önceden başladı, çok daha önceden tarikatların vakıf ve dernekleri aracılığıyla başlıyorlar ve sıkı durun, eğitim öncesinden, 4 yaşından itibaren başlıyorlar. Eğitim öncesi, eğitimin sertifikası olarak Kur'an kursuna yollanan 4 yaşındaki bebeleri eğitimlerini geçerli sayıyorlar. Korkunç bir şey. Yani dini eğitimi bu kadar büyük. Bütün bunları da bir siyasal prizmadan, bir siyasal perspektiften geçirerek yapıyorlar. En önemli meselelerinden biri de bu. Şimdi evet arkadaşlar uyarıyor. Ben bu Dilan Polat, bu bir şımarık gösteriş, bir lüks yaşam, para saçan, eurolardan bigudi yapan saçlarına insanlar evlerine yiyecek, ekmek götüremezken, çocuklarının beslenme çantasına bir peynir koyamazken bu işi yapanlar var. Ya eurodan bigudi yapan bir görgüsüzlük, bir yani halka karşı suç işlemek bu. Ağır bir toplumu din bu, bakın şu görüntüye bakabilir misiniz? Kim ve düşmanlığa tahriktir bu? Ya bu nasıl bir toplum olduk? Yani AKP Türkiye'si nasıl bir ülke oldu? Yani böyle bir gösteriş, böyle bir şımarıklık, böyle bir görgüsüzlük, böyle bir zenginliği ve parayı insanların belli de değil. Yani vergi kaçırdıkları belirtiliyor, kara para akladıkları belirtiliyor. İşte naylon fatura keserek zengin oldukları belirtiliyor. Bunların hepsi bir iddia. Ama Türkiye böyle bir ülke haline geldi. Bir yanda açlık ve sefalet. Çocuklarının karnı, çocuklar aç gidiyorlar okula. Bir öğün yemek veremeyen bir devlet var. Yavrulara, bizim yavrularımıza, çocuklarımıza, bu ülkenin geleceğine ve bir yanda da böyle bir şımarıklık var. İktidarın yarattığı, 20 yılda yarattığı Türkiye budur. Maalesef budur. Hocam Hasar uyarıyor. Değerli seyirciler, yarın görüşmek üzere diyelim. Türkiye buradan çıkacaktır. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Esas olarak ayağa kalkmak ve geleceğimize sahip çıkmak lazım. Bu önemli. Biz buradayız. Değerli izleyiciler,
güç ve kuvvet değil. Haklılık, doğruluk, evet, gerçekçilik